Ataç makinesi standındayız ve yanımızda imalat müdürü Halil Akar var. Halil Bey merhabalar, ifadeler. Merhabalar efendim. Öncelikle Ataç makineyi biraz daha yakından tanıyarak başlayabilir miyiz? Ataç makine kaç yıldır bu sektörde, bugüne kadar hangi alanlarda faaliyetler gösterdi, neler yaptı? Ataç elektrik makina 80'li yıllardan itibaren tekstil sektörüne makina üretmekle elektrik panoları ve otomasyon sistemleri kurmaktadır. Tekstilin laboratuvar kısmında daha çok çalışmaktadır. Boyahanelere hizmet etmektedir. Böyle söyleyelim. Peki hangi alanlarda faaliyetleriniz var? Dediğim gibi boyahanelerin laboratuvar kısımlarını, laboratuvar makinalarını üretmekteyiz. Terbiye makinaları, kurutma makinaları, test makinaları, bunları yapmaktayız laboratuvarda. Peki bu makinelerin işlevlerinden de biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi bir boyahanede ihtiyaç olan, boyahanede yapılan şey kumaş boyamaktır. Kumaş ilk geldiği zaman boyahaneye bir numune olarak boyanır, bir renk tutturulur. İşte bu noktadan itibaren bizim makineler kullanılmakta. Rengi ilk önce küçük numuneler halinde bizim makinelerde boyanmakta. Daha sonra bu renkler oturduysa eğer, uygunsa büyük işletmedeki makinelere gönderilmekte. Bizim burada başlıyor. Tabii kumaş boyandıktan sonra yıkanması gerekiyor. Bu yıkama makinalarını da yapıyoruz. Kumaşların testleri yapılıyor. İşte ışıkta renklerine bakılıyor. Bu tip işleri yapıyoruz. Peki Ataç makinenin 2010 yılı içerisindeki hedefleri nelerdir? Şimdi bizim 2010 yılında yeni yaptığımız birkaç tane makine var. Bunları sektöre tanıtmak istiyoruz. Tekstil sektörüne ve boyahanelere yardımcı olacağını düşündüğümüz makineler. Bunlar enerji tasarrufunda bulunacak. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını gidereceğini düşündüğümüz makineler, yeni makineler. Bunları müşterilere tanıtıp bunlara hizmet sunmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Peki yakın gelecekteki yeni projelerinizden de biraz bahsedebilir misiniz bize? Şimdi birkaç tane daha var ama tam da isimlendirmek, şu anda hemen isimlendirmek istemiyoruz bunları. Bir önümüzdeki dönemde bunları da müşterilerimize açıklayacağız, öyle söyleyeyim. Standındayız. Yanımızda pazarlama müdürü Erdal Çağlayan var. Erdal Bey merhabalar, ifadeler size de. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi Ataç makinenin yeni bir ürünü var. Bu arkamızda görmüş olduğunuz makine Ataç makinenin yeni ürünlerinden bir tanesi. Laboratuvarda numune yıkama makinesi. Bize biraz bu makineyi yakından tanıtabilir misiniz? Şimdi ben daha önceden sizlerle görüştüğümüzde Ataç makinenin hedefinin yenilikler ve ileriye götürmek olduğunu, teknolojiyi ileriye götürmek olduğundan bahsetmiştim. Bu da böyle bir ürünümüzden bir tanesi. Normal şartlarda işletmelerde yapılan renk tutturulduktan sonra bunlar belirli bir kaplar içerisinde, bunlar cezve şeklinde de olabiliyor, yıkanıyor. Dolayısıyla herhangi bir standarda ulaşamıyorsunuz. İşletme ile laboratuvar arasında büyük bir fark doğuyor. O farkı elemine edebilmek için işletmeyi birebir yapmak gerekiyor, taklit edebilmek gerekiyor. Bu makinenin yaptığı işte bu. Burada oradan çıkan makineyi, ürünü buraya koyuyorsunuz, programlıyorsunuz. İşletme makinesinde olan durumlar birebir oluyor. Neticede hem zamandan tasarruf hem de standart haline getirmiş oluyorsunuz. Makinenin işlevi bu. Çok teşekkürler, ifadeler diliyorum. Sağ olun, çok merci.